Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Kılıçdaroğlu. Neden? Değişiklik olsun. Seviyoruz Kılıçdaroğlu'nu. Milletvekilliği seçiminde. Aynı CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi partiye oy vermek istiyorsun? Sinan Ogan. Neden? Daha başarılı buluyorum baş projelerini, kendisini. Zaten milli bir görüşe sahip. Ondan mütevellit. Sinan Ogan tercih edeceğiz. Milletvekilliğindeki mi? Milliyetçi Hareket Partisi. Teşekkür ederim. Konuşmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Tayyip. Neden? Herhangi. Ondan başkasına vermem. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Allah hayırlısını versin. Kim uyarırsa gelsin. Tamam mı? Bir de değişim olsun yani, yeter. Teşekkürler kardeşim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? AK Parti. Neden? Ondan başka lideri yok da ondan. Aynı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Peki neden? Ben onu biliyorum da onun için. Konuşmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Kime diyeyim? Tabii ki Cumhurbaşkanı'na. Neden peki? Neden mi? Yaptığı işlerden dolayı. Yaptığı işlerden dolayı diyeyim. Yani icraatlardan dolayı. Artı... Ne bileyim, öbürü 6-7 masa, 8-9-10 masa, kaç kişi olduğu da bellisiz, kim kimin ne yaptığı bellisiz. Yani bir ülke 9 kişiden yönetilmez yani. Bu adam tek başına güzelce yapıyor her şeyi. Teşekkür ederim. Rica ederiz. O hangi kanal bu? Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Oyumuz belli. Reis. AK Parti. AK Parti. Neden mi? Ben Avrupa'dan geliyorum. Bütün dünya adamı hedef almışlar. Ben milletimin yanındayım, devletimin yanındayım. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhur diyorum. Teşekkür ederiz. Kartımızı verelim. Görüntünüzü takip ederek izleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Ben oyumu verdim bile efendim ya. Evet. Aynen öyle. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Kartımızı verelim. Teşekkür ederim. Görüntünüzü izlemenizi için. Seve seve. Yayınlarsanız isterim yani. Tamam. Biz şu andaki duruma verdik. Devamın için. Memnunuz. Çok memnunuz. Çok. Yurt dışında yankılar apayrıdır. Emin olun. Yani büyük bir maça bakmış gibiyiz yani, böyle topçuları görmek gibi bir şey. Emin olun yani, çok memnunuz biz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden peki? Ondan başka iyisi olmadığı için. Ona güvenimiz olduğu için bir de. Yani. Milletvekilliğinde kimi düşünüyorsun? Milletvekilliği. Bilmiyorum, milletvekilliği kimi. Hangi partiyi düşünüyorsun? AK Parti. Teşekkürler. Kartımızı verelim size. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? AK Parti. Neden? Adam güzel çalışıyor. Eskileri düşünürsen, şimdikiye de bakarsan ne mutlu bugünümüze. Peki milletvekilliği seçiminde hangi partiyi düşünüyorsun? Ona kim giriyor onu iyice bilemiyorum. Hangi parti? Yani AK Parti. AK Parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Tabii ki Cumhur İttifakı Erdoğan. Neden peki? Neden? Huzur var, istikrar var, yatırım var. Yani dürüst çalışıyorlar. Devlete, millete hizmet ediyorlar. Öteki taraf derseniz, gidiyorlar PKK'larla beraber oluyorlar. Yapılan işleri iptal edecek diyorlar. Hastane yaptı mesela Erdoğan. Ne diyor bunlar? Vay, kapatacak hastaneleri. Millet nerede muayene olacak? Önceki gibi ünlerimizi alamıyorduk hastaneden. Ölüleri rehin alıyorlardı. Şu parayı ödemezseniz diye. O yüzden Erdoğan devam. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Ya ona fazla diyete şeye girmeyeyim ya. Diyete. Peki milletvekilliğinde kimi düşünüyorsun? He? Ya fazla şey. Ben ne desem ya. Ben ilgi alanım spor ya. Şey olarak da milletvekilliğine Baki Ersoy'u tercih ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Yıllardır veriyoruz, seviyoruz. Memnunuz. Peki milletvekilliğinde kimi düşünüyorsunuz? Kimi mi? Milletvekilliğinde. Hangi parti? Hülyi Sakar'ı düşünüyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Kartımızı verelim, görüntünüzü izler misiniz? Konuşmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Cumhurbaşkanı ölürüm yolunda.
Tayyip Erdoğan'ın yolunda ölürüm, ölürüm. Öldürse ölürüm. Çocuklarım da, eşim de, çevrem de. Erdoğan olmazsa biz giderik, biterik. Teröristlere karışırlar gençlerimiz. Duysunlar. Kurban olurum ben, yolunda ölürüm ben onu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Hangi kanal bu? Yayınlayacak mısınız? Evet. Birebir gerçekleri. Tamam. Cumhurbaşkanlığı bu hak kime verebilir ki? Her tarafımızda yılanlar, çıyananlar savrulmuş, çevrilmiş. Tabii ki reise vereceğiz. Neden mi? Ama yayınlayacak mısınız? Neden peki derken, yani bu doğal gazlar, sihalar, ihalar, tanklar, tüfekler yetmez mi nedeni? Ben bakacağım. Tabii. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Erdoğan'a vereceğim. Neden? Geçmişimizi bildiğimiz için yani. Geçmişte çok sıkıntılar çektik biz. Benim yaşım 58. Susuzluğu, gazlığı, yağıydı, duzuydu, benzinliydi. Bunları gördük. Gördüğümüz için bu adamla doğru bir adam. 20 sene kötü bir adam olsa 20 sene bu millet bu adamı başta tutmazdı. Bu bir gerçek. Yapacağımız iş doğrudur. Doğrunun yanındayız biz de. Teşekkürler. Kartımızı verelim. Görüntünüzü izleyebilirsiniz. Abla Sinan'a oy vermeyi düşünüyorum. Çünkü yani öncelikle Muharrem İnce'yi düşünüyordum ama daha sonrasında Sinan'a daha ön plana çıktı. Daha bilgili, daha düşüncelerime yatkın olduğu için Sinan'a oy vermeyi düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun terör örgütlerinin arasında tam mesafe koyamadığını düşünüyorum. Onun için Sinan'a. Ondan Zafer Partisi'nin meclise girmesini istediğim için Zafer Partisi'ne kullanacağım. Başkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Ya ben Sinan Oğan'a vereceğim. Ama işte önce İnce düşünüyordum. İnce çok ileri görüşlü bir adam ama sonuçta yani oyu az. Sinan Oğan da mantıklı geldi. Sinan Oğan'a vereceğim. Milletvekilliğinde de gene Zafer Partisi aynı şekilde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüntünüzü izleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Neden peki? Değişim olsun daha iyi. Değişim olsun. Kartımızı verelim. Görüntünüzü izlemenizi. Bakmak ister misiniz? Ne? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden peki? Neden? O bundan iyi. Bakmak ister misiniz? Siyaset soruyoruz. Cevaplamak ister misiniz? Seçimi mi? Evet, vereceğim. Seçim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Sorayım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Erdoğan'a vereceğim. Yani şu an Erdoğan'a veren kaldı mı gerçekten? Ama Kayseri'de çok konuşmak da istemiyorum. Görüşmek üzere. Görüntünüzü izlemeniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan her zaman. Neden? Her şeyden memnunuz abla. Her şey güzel. Evet. Peki milletvekilliğinde kime oy vermek istiyorsun? Milletvekilliğinde Hulusi Akar'ı düşünüyorum.